zamandır biliyorsun? Aylardır. Annem buldu değil mi seni? Evet. Canımı yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz zaten. Siz ne zamandır biliyorsunuz? Adını duyduğum ilk andan beri senin olduğunu biliyordum ben. Neden? Seni terk ettim. Çok merak ediyorsun değil mi? Öğrenmek hakkım. Hakkım. Hakkım tabii. Seni doğurduğumda çok küçüktüm ben. Öyle seninle birlikte yapayalnız dünyada ikimiz bir başımıza kalmıştık. Çok mücadele ettim. Seninle hayata tutunabilmek için çok çaba sarf ettim. Ben öyle annesiz, tek başıma hayata tutunmaya çalışırken kendi çocuğuma bunu yaşatmayacağım dedim. Ama öyle kimin kimsen yokken bir bebekle tek başına kalmak çok zor. Açsın, parasız, çok çaresiz. Kendin kuru ekmek yersin ama sonra üç bela bir iş buldum. Bir kuaförde. Orada çalışmaya başladım. Sen de öyle bir koltukta fön makinelerinin gürültüsü, kadın kahkahaları, sigara dumanlarının arasında büyümeye çalışıyordun. Her çocuğun hakkı olan bir lokmam ama hayat sana bunu çok zor veriyordu. Bu yüzden mi bıraktınız beni? Bir gün çok yoğun çalışıyorum yine. İşe dalmışım. Senin çığlığınla irkildim bir anda. Bir baktım yere düşmüşsün. Çığlık çığlığa bağırıyorsun. Hemen koşup kucağıma aldım seni. Yüzün, gözün, kafan, her yerin kan içinde kalmıştı. Çok korktum seni öyle görünce. Yani tam şuran yaralanmıştı. İşte o an çok korktum. 5 kuruşum yok. Seni hastaneye götürecek param yok. O kadar çaresiz hissettim ki. Benim yüzümden öleceksin diye, sana bakamayacağım diye öyle çok korktum ki. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra düşündüm. Ölüm mü daha acı, ayrılık mı diye. Sonra dedim ki uzakta olsun. Yaşasın, güvende olsun ama uzakta olsun. Ben onu uzaktan da olsa severim. Sonrasını da biliyorsun zaten işte. Sosyal hizmetleri bıraktıktan sonra ne yaptınız? Ya beni alan ailem bana kötü davransaydı? Ya bana iyi bakmasalardı ne olacak? Bırakmazdım o zaman seni. hiç kimseye bırakmazdım. Sen bilmesen de benim gözüm hep senin üzerindeydi. Hiçbir zaman bırakmadım seni ben. Evinizin çaprazında bir okul vardı. Okulun yanında da park. Hatırlıyor musun? Evet. Siz park, okul nereden biliyorsunuz? Çünkü hiç bırakmadım seni ben. O parka gitmeyi çok severdin. Biraz haylaz da bir çocuktun. Parka gitmeyi, salıncakta sallanmayı, bir de pamuk şekeri çok severdin. Saçını hep böyle tepeden toplardın, kırmızı giyerdin. Aslında siz beni bırakmadınız yani. Hiçbir zaman bırakmadım seni ben. Hiçbir zaman. Sen benim gibi terk edilmiş bir çocuktun. Ve de ben annem gibi çocuğuna sırtını dönecek kadar zalim bir anne. Her zaman kalbimle, her şeyimle bağlıydım sana. Her zaman. Peki ya babam? O nerede? Bilmiyorum. Hamile olduğumu duyunca çekip gitti. Bir daha da geri dönmedi zaten. Peki. Onu da hazır olduğunuzda başka bir gün anlatırsınız belki. Ben şimdi gideyim. Tamam. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz, tamam mı? Başka soracağım bir şey ya da söyleyeceğim bir şey var mı? Tanırım, ben bugün daha fazla dinleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Peki bir daha gelecek misin? Merak etmeyin, geleceğim. Hep yakınındaymış. Benden hiç vazgeçmemiş. Eğer kızlarından biri diğerini öldürseydi, onu yine de sever miydin Ferda? Hayat bu sorunun cevabıyla beni sınamayacak, emin ol. Umarım öyle olur. Senin için bile istemem.